Arkadaşlar bu dersimizin konusu kafiye şeması. 3 adı vardır. Kafiye düzeni, kafiye şeması veya kafiye örgüsü. Kafiye şemasını bulmanızdaki amaç hangi mısranın hangi mısra ile kafiye olduğunu görmektir. Kafiye şemasını bulurken her zaman ilk mısraya A diyoruz. Kafiye değiştikçe harfi değiştiriyoruz. İkinci mısrada kafiye değişti B. Üçüncü mısra 1 ile aynı A. Dördüncü mısra 2 ile aynı B. İkinci dörtlükte kafiye değişti. C, C, C. Dördüncü mısra ise 1 ile aynı B diyoruz. Üçüncü dörtlükte kafiye değişti. D, D, D. Dördüncü mısralar aynı kafiyeleri. B. Dördüncü dörtlükte kafiye değişti. E, E, E. Dördüncü mısraların kafiyeleri aynı. B. Son dörtlükte kafiye değişti. F, F, F. Yine dördüncü mısranın kafiyesi aynı. B diyoruz. Bu şekilde kafiye şemasını bularak hangi mısranın şiirde hangi mısra ile kafiye olduğunu tespit etmiş oluyoruz. Kafiye şeması dört ayrılır. Düz kafiye, çapraz kafiye, sarmal veya sarma kafiye ve son olarak örüşük kafiye. Kafiye şemalarından birincisi düz kafiye. Düz kafiye dört şekilde karşımıza çıkabilir. Birinci dörtlüğü incelediğimizde her zaman ilk mısraya A diyoruz. İkinci mısranın kafiyesi 1 ile aynı. Ona da A diyoruz. 3 de aynı, 4 de aynı. Bu yüzden kafiye şeması A, 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 A şeklindedir. Düz kafiyedir. İkinci dörtlükte yine birinci mısraya A diyoruz. 2 kafiye olarak 1 ile aynı. Ona da A diyoruz. Üçüncü mısrada kafiye değişti. B. 4, 3 ile aynı. B. Kafiye şeması A, A, B, B biçimindedir. Düz kafiyedir. Örnek soruda dörtlüğün kafiye şemasını bulduğumuzda birinci mısra A, 2, 1 ile aynı A, 3 de kafiye değişti B, 4, 3 ile aynı B. Kafiye şeması A, A, B, B'dir. Yani düz kafiyedir. Bu yüzden doğru cevabımız Denizli. Çapraz değil, düz. Düz kafiye üçüncü olarak A, A, B, A biçiminde karşımıza çıkabilir. Ayrıca bu kafiye şeması manide kullanılır. Maninin kafiye şemasıdır. Bundan dolayı buna mani tipi kafiye de denir. Düz kafiye son olarak A, 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 B biçiminde karşımıza çıkabilir. Ayrıca bu kafiye şeması Türk edebiyatında koşma nazım biçiminde kullanılır. Bundan dolayı buna koşma tipi kafiye de denir. Örnek soruyu incelediğimizde yarasızlar, yarasızlar mısra sonunda yazılışları aynı, anlamları farklı sözcükleri vardır. Buna cinaslı kafiye denir. İlk mısrası 7 heceden az olan manilere kesik mani denir. Kafiye şeması A, A, B, A biçimindedir. İlk dize uyak oluşturmak amacıyla söylenmiştir. Şiirde kişileştirme sanatı yoktur. Kafiye şemalarından ikincisi çapraz kafiye. Çapraz kafiyede dörtlükte birinci ile üçüncü, ikinci ile dördüncü mısralar kendi arasında kafiyelidir. Yani kafiye şeması AB, AB biçimindedir. İlk dörtlüğe baktığımızda her zaman birinci mısraya A diyoruz. İkinci mısrada kafiye değişti B. Üçüncü mısra 1 ile aynı A. Dördüncü mısra 2 ile aynı B. İkinci dörtlükte A, B, 3, 1 ile aynı A, 2, 4 ile aynı B. Kafiye şeması AB, AB biçimindedir. Çapraz
kafiyedir. Örnek soruda dörtlüğün kafiye şemasını bulduğumuzda A, B, A, B biçimindedir. 1 ile 3, 2 ile 4 kafiyelidir. Buna sarma değil, çapraz kafiye denir. Kafiye şemalarından üçüncüsü sarma veya sarmal uyak. Dörtlükte birinci ile dördüncü, ikinci ile üçüncü mısra birbiriyle kafiyelidir. Yani kafiye şeması A, B, B, A biçimindedir. Örneklerimize baktığımızda birinci ile dördüncü, ikinci ile üçüncü mısra birbiriyle kafiyelidir. Dörtlüklerin kafiye şeması sarma kafiyedir. Arkadaşlar bu tarz sorular bakmasını bilirsek oldukça kolaydır. Öncelikle şunu söyleyelim. Virgülden önceki kısım 3. mısra, virgülden sonraki kısım ise 4. mısradır. Ayrıca bu tarz sorularda mısra sonunu bulmamız yeterlidir. Mısra başına bakmamıza gerek yok. Bundan dolayı mısra başlarını siliyorum. Biz sadece mısra sonuna bakacağız. Sarma kafiye oluşması için kafiye şemasının A, B, B, A şeklinde olması gerekiyor. Üçüncü mısranın B olması için zafer ile kafiyeli olan gözleri. Bundan dolayı üçüncü mısra 3 ile biter. Dördüncü mısranın A olması için yaşamaktadır ile kafiyeli olan ağlamaktadır. Bundan dolayı 4. mısrada 1 ile biter. Seçeneklere baktığımızda 3 ve 1 Bursa. Kafiye şemalarından 4.'sü ve sonuncusu örüşük kafiye. Öncelikle şunu söyleyelim. Nazım birimi 4'lük olan şiirlerde örüşük kafiye görülmez. Örüşük kafiye sadece 3 dizeli bentlerden oluşan şiirlerde karşımıza çıkar. Bizim edebiyatımızda özellikle Servet-i Fünun döneminde batına alınan terzarima denen nazım biçiminde bu kafiye örgüsü kullanılmıştır. Tekrar söylüyorum. Örüşük kafiye sadece 3 dizeli bentlerden oluşan şiirlerde karşımıza çıkar. Kafiye şeması şu şekildedir. A, B, A, B, C, B, C, D, C, D şeklindedir. Örnek soruya baktığımızda kafiye şeması A, B, A, B şeklindedir. 1 ile 3, 2 ile 4 kafiyelidir. 1 ile 3'ün kafiyesine bakacak olursak öncelikle R'ler geniş saman ekidir. Redif. T'ler ise tek ses benzerliği. Yarım kafiye. 2 ile 4'e baktığımızda leri aynek redif serçe sürme derken E ise tek ses benzerliği yarım kafiye. Şiirde yarım kafiye vardır ve çapraz kafiye şeması kullanmıştır. Doğru cevap Denizli.